Kıymetli hocam, sevgili arkadaşlarımız, Kültür Ocağı Vakfı'nın çok kıymetli mensupları, muhipleri, dostları, bu akşam KOCAV seminerleri ihtisas programını tamamlayan öğrencilerimizin, ihtisas öğrencilerimizin öğrenci sempozyumuyla bir aradayız. 24. öğrenci sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz inşallah. Konuğumuz Erciyes Üniversitesi'nden Hülya Argunşah hocamız, sempozyumumuzun danışman hocası. Ben hemen konuya geçmeden önce sempozyumlarımızın amacı hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da sözü hocama bırakacağım. KOCAV Öğrenci Sempozyumları, KOCAV'da giriş, gelişme ve ihtisas sınıflarını tamamlayan öğrencilerimizin KOCAV seminerlerini tamamlamadan önce gerçekleştirdikleri programlardan bir tanesi. Belirlenen bir üst başlık çerçevesinde ihtisas sınıfına devam eden öğrencilerimiz KOCAV seminerlerinin son haftasında giriş ve gelişme sınıflarına sunumlar yapıyorlar. Bu yıl salgın sebebiyle de bu giriş ve gelişme sınıflarımızı yüz yüze yapamadığımız sunumları böyle bilgisayar ortamında ve bütün Türkiye'ye belki de dünyanın farklı noktalarından şu an bu linke bağlanan misafirlerimize yapıyoruz. Bu açıdan da biz ayrıca mutluyuz daha geniş kitlelere ulaşabildiğimiz için. Öğrenci sempozyumun amacı belli bir konuda ilgili kaynaklara giderek öğrencilerimizin araştırma yapmalarını sağlamak, yaptıkları araştırmaları belli bir plan dahilinde sunma becerilerini artırmak, bir toplum karşısında fikirlerini söyleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek, akademik gelişmelerine yardımcı olmak gibi işlevleri var bu sempozyumların. 12 yıldır istikrarlı bir şekilde devam ediyor Sayın Hocam ve kıymetli misafirlerimiz, sempozyumlarımız. Bugün inşallah 24.sünü gerçekleştireceğiz. Bugün de çok geniş bir katılımla 22 öğrencimiz sunum yapacak. 6 tane oturum başkanımız var ve yine bu 6 oturum başkanımızın üstünde de 6 koordinatör arkadaşımız var. 24 sempozyumun konu başlıkları nelerdi diye tabii ki erbabı bilir KOCAV takipçileri ama aramıza yeni katılanlar, bizi ilk defa takip edenler varsa bugüne kadar öğrencilerimiz Türk kültürünün mihenk taşı olmuş, adeta köşe taşı olmuş isimleri araştırdılar ve sunumlarını yaptılar. Nurettin Topçu, Durmuş Hocaoğlu, Turan Yazgan, Sabri Ülgener, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Mümtaz Turhan, Ahmet Yesevi, Osman Turan, Erol Güngör, Seyit Ahmet Arvasi, Mehmet Niyazi Özdemir gibi isimler. Bunlar arasında en sonunda Emin Işık hocamızın rahmetli sempozyumunu yapmıştık. İnşallah bugün de Mustafa Necati Sepetçioğlu sempozyumunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben Hülya hocam hakkında çok kısaca, Hülya hocamı tabii ki edebiyat çevresi, öğrencilerimiz, bizler tanıyoruz ama sevgili hocam müsaadenizle yine belki ilk defa alan dışından programımıza katılanlar vardır düşüncesiyle hakkınızda birkaç bilgi vermek istiyorum. Hocam İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Türk Edebiyatı'nda tarihi roman başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam ediyor Hülya Argunşah hocamız. Özellikle tarihi romanlar, Türk Hikaye ve Romanı'nda Kadın Kimliği, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ömer Seyfettin, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım, Mehmet Kaplan ve İnce Engin'in gibi yazarlar ve araştırmacılar üzerine de çalışmaları var hocamızın. Yine tarih ve roman, kadın ve edebiyat, Fatma Aliye Hanım, milli kimlik oluşturmada edebiyatın rolü, Ömer Seyfettin'in hikayelerinden seçmeler, Servet Üfün'ün edebiyatı, hikaye ve romanı, Türk edebiyatına açılan pencere, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadın yazarlar ve eserleri gibi kitap ve kitap bölümlerinde de hocamızın çalışmaları bulunmakta. Biz kendisine tekrar bugün aramızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hülya Hocam, Mustafa Necati Söpetçioğlu'nu arkadaşlarımız birazdan dilleri döndüğünce anlatmaya başlayacaklar ama Nevzat Özkan'ın tarihi destanlaştıran adam, Gürbüz Azak'ın okunmayı hak eden adam, Saadettin Pektut'un Giden Alperen'in Ardından, Ömer Lütfi Mete'nin ileri bir muhafazakar, Aslan Bulut'un Türk tarihinin maratoncusu dediği ve
hepimizin Türk edebiyatının ve tarihinin modern Dede Korkut olarak bildiğimiz Sepetçioğlu'nu bir de sizden dinlemek isteriz biz. Buyurun kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim Ümran Hanım. Gurur duydum beni takdiminizden. Ben doğrusunu isterseniz az önce sohbetimiz vesilesiyle birkaç cümleyle duygularımı anlatmaya çalışmıştım. Kocamın bu toplantısında bulunmaktan gerçekten büyük bir onur duydum. Çünkü hep uzaktan izlediğim, imrendiğim bir faaliyetti. Biraz evvel de söylediğim gibi bir daha tekrarlayayım. Yani bu uzaktan görüşmeleri pandemiye borçluyuz. Yani pandemiye ne kadar borçluyuz orası tartışılır ama bunun ben hoş bir tesadüf olduğunu, hoş bir oluşum olduğunu düşünmek istiyorum izninizle. Ve tam da aslında konumuzla da ilişkili bir geçiş yapmak istiyorum. Gerçekten her boyutuyla şöyle etrafımızda yaşadığımız şeyleri bir düşünürseniz sosyal hayatımızda, siyasal hayatımızda o kadar çok yeni oluşum ve ani değişiklikler var ki pandemiyle beraber de düşündüğümüzde galiba tarihsel bir zaman yaşıyoruz. Tarihin içinde yaşıyoruz gerçekten de. Bundan belki 50 yıl sonra bugünü anlattıklarında bizim duygularımızı, bizim içinde bulunurken, yaşarken hissettiğimiz heyecanı yansıtamayacaklar. Ama biz keşke gücümüz olsa da Sepetçioğlu'nun yaptığı gibi bunları yazabilme şansını değerlendirebilsek. Ben evet bu sizinle yapacağım küçük sohbette Sepetçioğlu'nun tarihi romancılığı tarafından işaret etmek istiyorum. Çünkü tahmin ederim ki sizler bildirilerinizi hazırlarken zaten Sepetçioğlu'nun biyografisi hakkında pek çok şeyi, eğitim hayatı hakkındaki bir takım birikimleri, sanatını besleyen kaynakları aşağı yukarı öğrendiniz, araştırdınız ve çalışmalarınız içerisinde kullandınız. Ben tahmin ederim bu toplantıya davet edilme sebebim evet, Sepetçioğlu hakkında bir kitap hazırlamış olmaktır. Hasbelkader o kitabın editörlüğü bana verilmişti. Sepetçioğlu'nun vefat ettiği gün hem de gerçekleşmişti olay. Ama diğer taraftan da zannederim böyle bir söz başı yapma görevinin asıl gerekçesi tarihi roman üzerinde çalışmış olmaktır. Akademik çalışmalarımın bir kısmını doktora tezimle başlamış olduğum tarihi romancılık üzerinde sürdürüyorum. Ben daha çok aslında bakarsanız meselenin teorik tarafıyla ilgileniyorum. Yani tarihi roman nedir, onu diğerlerinden ayıran nelerdir, tarihi romanın alt başlıkları nelerdir gibi şeylerle ilgileniyorum daha çok. Ama doktora tezim vesilesiyle pek çok tarihi roman okumuş ve onun Türk Edebiyatı içerisinde serüvenini de ortaya koymuştum. Sonraki yıllarda da çok sevdiğim, okurken keşfettiğim yazarlar oldu. Sepetçioğlu bunlardan birisiydi ve onun üzerinde çalışmak da bana görev olarak gelmiş oldu. Şimdi tam bu noktadan bakınca şöyle başlamak istiyorum. Tarih aslına bakarsanız milletin hafızası. Yani insanların geçmişi hatıralarla ama milletlerin geçmişi tarihlerle tespit ediliyor. Fakat biz tarihe bakınca onun daha çok önce bir bilim olma tarafını, disiplinli bir bilim olma tarafını görüyoruz. Bu sebeple ona yaklaşırken işte milletin hafızası olması konusundaki bilgi bizi biraz henüz hemen sarmıyor. Orada derinlikler olduğunu keşfedemiyoruz. Çünkü bilim ruhu ortadan kaldırıyor. Ona ruhu ekleyen edebiyat sanatı olacak. Bir başka sanatlarda ama edebiyat sanatı özellikle hepimizin ulaştığı, hepimizin kullandığı dille oluşturulmuş bir sanat olarak edebiyat sanatı tarihe de bir ruh katıyor. Ve nihayet onu yaşanılmış bir değer haline, taşınan bir değer haline, çok da önemli bir değer haline getiriyor. Çünkü milletler ancak tarihlerini bilebilirlerse geçmişe doğru sağlam adımlar atabiliyorlar.
yaşadıkları olayların sonuçlarını çıkarabiliyorlar. Ondan ne kadar etkilenebileceklerini tespit ediyorlar. Gelecekleriyle ilişkili bir takım çıkarımlarda bulunuyorlar. İşte bütün bunlar tarihin bilinmesini zorunlu hale getiriyor. Fakat tarih tek başına bilinebilir bir şey değil. Çünkü tarihin içerisinde insan yok. Hatırlayın, tarih kitaplarını sayfayı çevirdiğiniz zaman bazen birkaç asırı birden çevirmiş olabiliyorsunuz. Ama onun içerisindeki ruhu keşfedemiyorsunuz. Burada o olaylar, sayfayı çevirdiğiniz sürece geçen asırların içerisindeki insanlar, bu olayları yaşayan insanlar neleri hissettiler, ne kadar canları acıdı, ne kadar keyif duydular, bunları hissetmiyorsunuz, görmüyorsunuz. İşte orada o zaman edebiyat sanatı devreye giriyor. Tarihi yapan insandır. Bunu biliyoruz. Tarihi yazan da insan. Tarihi okuyan, tarih üzerinde düşünen herkes bilir ki tarihte anlatılanlar aslında insanların başından geçmiştir. Üstelik bütün bu olup bitenlerden de birinci derecede insan sorumludur. Hatta biraz daha ileri gidelim. Birinci derecede insan etkilenmiştir bunlardan. Ama tarih insandan soluk alıp veren, acı çeken, pişman olan, seven, ölen insandan söz etmekten kaçınır. Çünkü olayların tespiti olarak gelir bize. Bu yüzden tarih ruhsuz bir anlatı olmanın dışına çıkarak yaşanmış insanlı bir zaman dilimi olmak zorundadır. Biz işte oradan itibaren de sanatçıya ve sanata doğru yöneliyoruz. Tarihi ancak onların elinde anlaşılabilen, bakılabilen, düşünülebilen, hissedilebilen bir hal kazanıyor. Bu anlamıyla tarih sanatçılara yaratma imkanı sunan bir depodur aynı zamanda. Yani ilhamın bin bir rengini içerisinde barındıran, besleyen çok zengin bir kaynaktır. Ve tarihe yönelen sanatçılar hiçbir zaman eli boş dönmezler. Ve asırlar boyunca sanatçıları değişik planlarda beslemeye devam eder. Edebiyat tarihi dediğimiz o bilimsel alan el birliğiyle milletin asırlar boyunca oluşturduğu bu kaynaklardan faydalanan ve avucunun büyüklüğünce, yüreğinin genişliğince, derinliğince bu kaynaktan alarak beslenen, berrak sularla beslenen sanatçılarla doludur. Onları tespit eder. Bu sanatçılar genel olarak geçmişten devam eden bir geleneğin, destanın modern zamandaki bir temsilcisi durumunda olduklarını çoğu zaman fark etmezler. Aslında bunu hissederler belki ve modern zamanların okuyucusu içinde yaşadığı bu modern süreçten bakarak o destanın devamı sayabileceğimiz bir türü yadırgamadan okur, kabul eder, derinleştirir, içselleştirir. İşte Sepetçioğlu, çağdaş edebiyatımızın böyle tarihten hareket eden, sanatını tarihte besleyen, hatta sanatını tarih üzerinde odaklaştıran usta sanatçılarından bir tanesi. Ve bugün buluşmamızın sebebi, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı ilk andan itibaren oluşturmaya başladığı, ana tarih dediği, aslında kolektif şuur altının dediğimiz o zaman dilimini en iyi deşeleyen sanatçılardan bir tanesi. Çünkü kolektif şuur altı tarihin oluşturduğu bir alan ve tarihi roman yazarları bu kolektif şuur altını yazdıklarıyla aslında doldururlar. Çünkü biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi hepimiz tarihten bir şey öğrenmeyiz. O zaman sanat aracılığıyla yeni bir biçim kazandırılmış olan tarihten besleniriz. Burası daha yapıcı ve daha besleyici. Bu yüzden ben kitabının hazırlığı sırasında Sepetçioğlu'nu bir Çağdaş Dede Korkut olarak adlandırmıştım. Kitabın bölümlerinden bir tanesine bu ismi vermiştim. Kitabın tanıtımı sırasında da başlık
üzerinden tanıtılmıştı. Sepetçioğlu'nun ne yaptığını, yazdıklarıyla neye sebep olabileceğinin farkında bir yazar. Hem modern bir yazar ama aynı zamanda da ne yapıp ettiğinin farkında bir yazar. Ve insanın ancak kendisini, kendi geçmişini, kendi milletini tanıyarak, severek var olabileceğini kabul ederek yola çıkmış bir yazar. Bütün hayatınca derinliklerinde o milletin tarih sevgisini hissetmiş ve onu daima diri tutmak, sonraki nesillere aktarmak için çaba sarf etmiştir diyebiliriz. Ve bilinir ki tarih yaptığı gibi bir şuur haline geldiği zaman ondan beklenen işleri yerine getirmiş oldu. Bunun için de Ömer gibi, işte Sepetçioğlu gibi, hatta tarih edebiyat ilişkilerinin başındaki isimler, Ömer Sepetçioğlu gibi isimler ne yapıyorlar? Daima o tarih şuurunu diri tutmak, bunu aşılamak görevini üstleniyorlar. Evet. Sepetçioğlu'nun hocam, arz ettiğiniz gibi Ahmet Yesevi'yi yazmış, Ebu Hanife'yi yazmış. Yani evet, hem evet. İslam öncesi var, hem İslam sonrası var. Tarihte bir devamlılık değil mi? Bir bütünlük düşüncesi var hocam. Böyle evet. Türk gençlerine tarihi bir bütün halinde çok anlatma doğru. Gayret var. Bu çok doğru. Sepetçioğlu tarihte devamlılık fikrine inanan yazarlarımızdan bir tanesi. Aslında romanlarına baktığınız zaman Malazgirt'te başladığını görüyorsunuz. Yani Türklerin Anadolu'ya gelişiyle eserlerini anlatmaya başladığını, yazmaya başladığını görüyorsunuz. Bu Sepetçioğlu'nun Anadolu öncesi, Malazgirt öncesi Türk tarihini reddettiği anlamına gelmiyor. Çünkü Sepetçioğlu'nun ilk romanından itibaren şunu görürsünüz. Kahramanlar sık sık Orhun abimelerinden örneğin sözlerle beslenirler. Hocaları onları, örneğin Alparslan'la Sarı'nın ilişkisini düşünün. Hocaları onlara ne yapıyorlar? Hep işte Orhun abilerinden veya en eski Türk tarihinden olayları anlatarak bir şuur yüklüyorlar. Aslında bunu yaparken yazarın yapmak istediği, bunu yazarken yazarın yapmak istediği okuyucusuyla bu ilişkiyi kurmak. Nasıl Sarı Hoca ile Alparslan arasında bir ilişki varsa, okuyucusuyla Sepetçioğlu arasında da böyle bir ilişki var. Nasıl Sarı Hoca Alparslan'ın kulağına bir şeyler fısıldıyorsa, Sepetçioğlu da okuyucusunun kulağına unutmaması gereken şeyleri sunuyor, anlatıyor. Ondaki tarih şuuru da zaten tam bu noktadan hareket etmiş. Aksızdan alıyor tarih görüşünü. Yani Türk tarihinin bütünlüğüne bu sebeple inanıyor. İç içe geçmiş bir Türk tarihi var. Başlangıç noktası olarak Anadolu tarihini alıyor ve İslamiyet'le buluşmuş bir Anadolu tarihini alıyor. Ama onun içerisinde bu İslamiyet'le birleşik Anadolu tarihini besleyen bir cevher var. Bu cevher Türklüğün uzak tarihine, en uzak tarihine kadar gidiyor ve birlikte geliyor. Dolayısıyla çağdaş insan anlatılan zaman ve hissettirilen zaman bir anda eserlere doğru akmaya başlıyor. Yazar bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Burada şeylerinden, açılarından bir tanesi Sepetçioğlu'nun gözleme dayanmak. Ben bu çalışmamı hazırlarken Sepetçioğlu'nun eşiyle de görüşme fırsatım olmuştu. Bir şüphesiz biyografisini yazarken kaleminden çıkmış her şeyi, işte röportajlarını ve benzerini okudum. Eşiyle çok sıkı bir ilişki içerisinde oldum. Şunu öğrendim, araştırma yaparak yazıyor. Tarihi romancılığın özünde bu vardır. Ama Sepetçioğlu buna bir şey daha ekliyor. Yazacağı tarihsel zamanı mekan olarak hissetmek istiyor. Mutlaka o mekana gidiyor, orada uzun zamanlar geçiriyor, taşını, toprağını hissediyor, kokluyor ve bilgi olarak edindikleriyle duygu olarak ulaştıklarını
birleştirerek bir roman haline getiriyor. Burada üslubu kullandığını da belirtmemiz gerekiyor. Tokatlı bir yazar, Zile'den bir yazar Sepetlioğlu. Çok iyi biliyor Zile kültürünü. İşte zaten Zile böyle evliyalar dergahıdır. Eski bir kültür merkezlerinden bir tanesi. Tokat ağzını kullanıyor. Ki tarihi romanın meselelerinden bir tanesi de o tarihselliği sağlarken arkaik dil kullanmaktır. Ve Sepetlioğlu bunu da Tokat ağzından getirdiği unsurlarla yapıyor. Dedesi ve babaannesinden dinlemiş olduğu efsaneler, masallar, tarihi veya dini hikayeler ya da Türk edebiyatının geçmişinde biriktirmiş olduğu her şey Sepetlioğlu'nun o kullandığı zengin hazinenin içerisinde yer alıyor. Hem kullanıyor hem okuyucusuna sunuyor. Böylece tam bir aracılık görevi üstleniyor. Sözlerimi şu, eğer soru yoksa elbette, şu tespitle de sonlandırmak istiyorum. Biliyorsunuz 80 sonrasında Türk edebiyatında tarihi romancılık konusunda postmodernizmin etkisiyle yeni bir anlayış ortaya çıktı. Şüphesiz Sepetlioğlu'nun benimsediği tarihe sadık kalarak ve sadık kalmayı kendilerine bir borç, bir görev bilerek yazanların yanında postmodernizmin gerçeğin çok önlü olduğunu anlatan bir tarih anlayışının da oluşturduğu tarihi romanlar vardı, var. Bunlar bu parçalılık anlayışının içerisinde şüphesiz tarih karşısında özellikle çağdaş insanımızın şüphe duymasına yol açtılar. Bunun çok çok tehlikeli bir şey olduğunu söylemek isterim. Sepetlioğlu burada tam bir alternatif oluşturuyor. Yanı başında Tarık Bora gibi bir dev yazar var. Sürekliliği yakalamış olan bir Sepetlioğlu var. Ve onlar burada o duruşlarıyla tarihin inanılması gereken, unutulmaması gereken, aslında sürekli tekrar eden bir şey olduğunu hissettiren, sadece bilinip geçilen, öğrenilip geçilen bir şey değil, hissedilmesi gereken bir şey olduğunu da anlatan isimler bunlar. Evet. O şiirsel üslubunun içerisinde Sepetlioğlu bize o tarih şuurunu aslında millet olmanın önemli bir parçası olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sepetlioğlu'nun yarattığı kahraman tiplerinde, anlattığı tarihsel olayların içerisinde, tavır koyuşunda ki değinmedik ama bildiğiniz gibi Sepetlioğlu çağdaş zamanları da yazıyor. Sadece tarihi zamanı yazmıyor. Aynı zamanda çağdaş zamanlarında yazıyor. Kendisi eseri konusunda yaptığı açıklamada diyor ki benim eserim diyor 3 ciltten ibaret düşünülmelidir diyor. 1. ciltten 3. cilde gidinceye kadar 25 kitap vardır diyor. Dolayısıyla dünden başlayan bugüne, yazarın bugününe ulaşan çizgide ama tarihsel Türk tarihinin derinliğine inen bir geçmişle son derece zengin hem dil malzemesi bakımından hem roman malzemesi bakımından zengin bir malzeme, bir tarih düşüncesi sunuyor bize. Şunu da söyleyeyim. Sepetlioğlu bir roman yazarı olduğunun farkında. Bütün bu sözler şunu düşündürmesin dinleyicilerimize. Yazar böyle parmağını sallayarak bize ders veren, anlattıklarımdan ders çıkar yoksa başına şu kötü şeyler gelir diyen yazar olarak gelmez karşımıza. Kahramanlarının psikolojik derinlikleri, onların yaşadıkları hikayeler, onları bizim için kanlı canlı insanlar yapar. Biz Sepetlioğlu'nun eserlerinde yaratmış olduğu karakterlerin
kağıt karakterler olduğunu asla düşünemeyiz. Onun eserlerine bu okunurluğu kazandıran taraf da zannederim budur. Romancı olduğunu unutmayan bir yazar var karşımızda. Aynı zamanda iyi bir roman yazma endişesi taşıyor. Bu onu sıradanlıktan çıkarıyor. Onun diğer yazarlardan farkı bunu tam anlamıyla kendisine bir iş edinmesi ve kesintisiz olarak belirlediği tarihsel birimi tamamlamak ve kendisini görevli kılmasıdır. Zaten son eserlerini yazdıktan sonra diyor ki ben yazarlıktan emekli oldum artık. Gazetede böyle bir makale yayınlıyor köşesinde. Yazarlıktan emekli olduğunu ilan ediyor. Bundan sonra yazmayacağım artık diyor. Ama yine de Yesevi'yi yazıyor arkasından. Bir de Kıbrıs'ı, Rauf Denktaş'ı yazıyor. İşte 74 harekatını ve Denktaş'ı yazıyor. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş aramızdan ayrılıyor. Ben doğrusunu isterseniz Sepetçioğlu'nun vefatını sıradan bir kayıp olarak değerlendiremiyorum. Onu toprağını, milletini ve toprağı ve milleti vatanlaştıran değerleri çok iyi tanıtan, çok iyi anlatan bir kalemin susuşu olarak görüyorum. Bu gerçekten önemli bir kayıptı. Ve milletimiz geçmişten geleceğe doğru uzanan şeyde bu sonsuz tarih akışının içerisinde onun eseriyle, şimdi uzun soluklu eseriyle bir buluşma yaşıyor. Şimdi sanırım Türk okuyucusuna düşen şey 8 Temmuz'dur vefatı. 8 Temmuz 2006'da aramızdan ayrılan o derin sessizliğine giden yazarı edebi imkanlarla yeniden konuştuğumuz bir insan haline dönüştürmektir. Çünkü onun bize taşıdığı ruhuyla ve düşünce dünyasıyla taşıdığı değerlere ihtiyacımız var. Bu vesileyle diyelim ki ruhu şad olsun. Hem Türkçemizi yaşattı, hem romanımızı bir seviyeye getirdi, hem de tarih bilincini bize emanet etti. Ruhu şad olsun diyelim. Yeter mi bu konuşma? Yeter hocam, sağ olun. Yetmez tabii ki Soru ama. olursa cevaplarım. Yani Evet, soru olursa cevaplayayım. Belki kısa kesmiş olabilirim. sağ olun hocam. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Evet hocam, herhalde bugün tarihi dizilere, tarihi filmlere ve tarihe olan merakın daha 80'li yıllarda lüzumunu görmüş ve yaşarken bunu hissetmiş. Kendisi de tarihin ruh iklimini yaşayarak, dediğiniz gibi hatıralarını dinleyerek, bizzat gidip mekanları görerek, sadece kuru tarih anlatmak için değil, aynı zamanda yaşamak ve yaşatmak için yazmış bir insan. Birazdan arkadaşlarımız da hazırladıkları konuları bizlere sunacaklar hocam. Biz süremizi doldurduk. Açılış programı için yarım saatlik bir süremiz vardı. 19.30 itibariyle oturumlara geçeceğiz. Müsaadenizle arkadaşlarımızın da soruları yok ise kapanış oturumunda yine sizinle beraber olacağız hocam. Evet, Sorularım... ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Ümran Hanım, özür dilerim, sözünüzü Estağfurullah kestim. hocam. Estağfurullah. Merakla, heyecanla Evet. dinleyeceğim onları. Çok teşekkür ediyorum şimdiden ve başarılar diliyorum. Evet hocam, biz de o zaman kapatalım bu oturumu sayın hocam. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar ve sevgili koca ablalar, uzaktan yakından bugün bizi yalnız bırakmayan, öğrencilerimizi yalnız bırakmayan bütün sevenlerimizi selamlıyoruz tekrar ve oturumlardan sonra yine kapanış oturumunda hep beraber olmayı istiyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar İyi herkese. akşamlar.